Amca var ya, centilmen olmadığın gibi sosyal de değilsin. Onu da söyleyeyim de, sana hiçbir şey yapılmaz. Ethem Bey, benim anlayacağımdan söylesene oğlum. Ne diyorsun sen oraya? Frenkçe, Frenkçe, Allah Allah. Ya Frenkçesi mi var? Arkadaş sana diyorum ki hediye, sen diyorsun ki çekirdek. Sana diyorum ki manevi, sen bana diyorsun ki pişmaniye. Ne alacağız yani şimdi biz burada? Ya ben hayatımda hediye almış adam mıyım? Tam da adamı da soruyorsun Allah'ım. Hay Allah ya Rabbim, sen neye bağırırsan şimdi bu kabiletin içinde? Bağırırım oğlum, bağırırım. Ağaya isyan he. Vallahi babama söylerim ha. Ethem Bey, istediğine söyle. Zevzek. Ulan seni şimdi elimin altına alıp şurada sokağın ortasında evine çevre dövmedim ben Şükret. Vallahi yapmadığın zaten bir bu kaldı ya. Ona söyleyeyim de. Bunu da yaparım. Bunu da... Ulan ben senin büyüğünüm oğlum. Baban yaşında adam. Ulan ben seni şu kadar da biliyorum. Benim de büyüdüm. Kalafat amca, başlama gene ya. Gene başlama. Avukat hanım yoktur. Yok, bugün gelmeyecek sanırım. Hayırlısı. Hayırdır, sizin de mi avukatlık işiniz var komutan? Yok, benim öyle bir işim yok. Görevdeyiz herhal. Onun gibi bir şey. Ya ben de çok arzu ettim, çok istedim ama bir türlü nasip olmadı ha. Anlamadım. Yani sizi böyle üniformalı görünce... Ben de böyle hani üniformalı, tüfekli bir şey olayım dedim ama olmaz. Kısmet değilmiş. Okuyamadık, edemedik. Neyse canım, ben de size derdimi anlatacak değilim ya. Bence de. Avukat hanım geldiğinde onu anlatırsınız derdinizi. Ha, avukat hanım ha, nişanlısı. Nereden biliyorsunuz? Ben şey... ya bilmeyen mi var komutanım? Dillere destan maşallah. Mutluluklar dilerim. Ne güzel, ne güzel. Yani Kalafat amca, sen şimdiye kadar kimseye hediye almadın ha? Yat şuraya be. Vallahi ciddiyim ya. Ciddisin ha? He. Ciddi. He. Bir tek. Bir tek kime? Rahmetli Hatice'ye. Hadi ya. Ne oldu?
akik, akik bir gerdanlık. Böyle el kadar bir kadifeye sardırdım. Kadife ama mor kadife. Hem kadife bir de mor he. He, mor kadife. İçine bir avuçta kızıl kına koydurdum. Ellerine yaksın diye. Ellerine yaksın, gerdanlıkla aynı renk olsun, ışıl ışıl sokaklarda dolansınlar diye. Vay 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 ya, benim Stalin'ime bak ya. Oğlum niye o şerefsiz adını koyuyorsun bana? Benim suçum günahım ne ya? Buyurun. Hadi oğlum, hadi, hadi işine, işine, hadi, hadi. Sen? Ben de bu tarafa, işim çıktı. Eli oldu ya, sen ne haklısın vallahi. Çekirdek mi alalım, pişmaniye mi alalım yoksa he? Gerizekalı mı, ben de arkadaşım var. Hele bak ya, kınaymış, kız kınayı ne yapsın? Bu adama niye soruyorsun ki, gerizekalı. Git anana sor, bacına sor, herkese sor, buna sorma. Vallahi yoruldum, billahi yoruldum abi ya. Ben terhis olmak istiyorum artık ya. Evime gitmek istiyorum. Gözlerimi açayım, kapayım. Sonra evimde olayım on başım ya. Oldu. Sarı Hoca da gitti zaten. Gitti be benim hocam. İşte bir de bu manyak psikopatla uğraşıyoruz abi ya. Aha. Bak, öteki de geliyor. Ya Muharrem. Bir. Ben biliyorum, ben adamın gözünün içinden tanıyorum ya. Evet. Bir tek herkes şey yapıyorum da, bir tek bunu şey yapamadım ya. Bunu da şey yapmayı ver, kalsın ya. Ya sanki bu iyi bir çocuk dede. Selam abiler. Vaziyet nasıl Dursun Bey? Dursun değil Hamza. Çok da önemliydi ya. Çay getireyim mi size? Getir vallahi içeriz ya. Bu da Tim'e mi sızmaya çalışıyor kendince? Ne yapıyor anlamadım. Başlattırma Tim'ine tamam mı? Ben sızarsam oraya sızarım. Zaten bir şehidimiz var. Herkes perişan. Dedik ki çay getirelim de insanlık olsun. Ne sızacağım senin timine mimine? Çay ne oldu? Git kendin al. Ethem! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Adliyeye kadar gitti ama işi uzadı herhalde. Ya bana da söyledi de işte bende de kafa kalmamış ki abicim. Ben de unutmuşum vallahi. Neyse, bana da müsaade. Tanıştığımıza memnun oldum komutan. Çok memnun oldum ha. Gerçi pek tanışmadık ama olsun. Bir gün tanışırız, kaynaşırız, kucaklaşırız. Bir gün hepsi olur. Ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur komutan. Geçmiş olsun. He? Kulak. He, sığır tepti. Adı üstünde sığır işte ha. Bizim kulaktan bir parça aldı götürdü. Aman dikkat. Hı-hı. İyi ben de sonra görüşürüz o zaman. Ethem. Bana kızgınsın. Eğer şu anki tavrın sebebi küpeli Necla'ysa, şunu bil ki benim içim her zamankinden daha rahat.
İyi de Osman Bey, yani bunu her seferinde böyle tekrar etmeye gerek yok ki. O da benim ablam ya. Dün kaybettiğimiz şehit de benim timimin göz bebeğiydi. Onu bekleyenler vardı Ethem. Ailesi bekliyordu. Arkadaşları bekliyordu. Bir kız vardı onu bekleyen. Koskocaman bir hayat vardı önünde. O yüzden şimdi kimse kalkıp bana Küpeli Necla türküsü çığırmasın. Yeter. Osman Bey. Hani bak bak. Benim yeter hediye almam lazım. Bir yardım et ya, aklıma hiçbir şey gelmiyor ha. Hadi. Malum olsun da sana, bak ne haldayım. Yoksa unuttun mu da beni, 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 beni bilmem el gibi. Gece gündüz de durmaz, oh uzardayım. Sazımda sızlayan sırma tel gibi. Gece gündüz de durmaz, ah uzardayım. Sazımda sızlayan sarı tel gibi. Kar mı yağdı da güvendim dağlara? Sen mi değdi mor sümbüllü bağlara? Yemiyorum bağlanmışım ayare, çiğnetirsin beni ele yol gibi dost.
başıma yâre. Çiğnetirsin beni, ele yal gibi. Abi Muharrem de böyle yarayı açtı, içine tuzu bastı, kapattı ya. Ne yaptın sen? Gördün mü nişanlını? Nasıl Nihan Hanım, iyi mi? İyi komutanım, iyi. Her zamanki gibi işte. Osman. Bu da gözünü seveyim, çarşıya falan indiğinde dikkat et ya. Duydun mu beni? Bu soruya tek şekilde cevap veririm komutanım. Nasıl şekilmiş o? Bundan sonra onlar bana dikkat etsin. Başka ne beklersin ki? Komutanım. Eninde sonunda hepimiz Hasan'ın yanına gideceğiz. Ha 3 gün önce... Ha 3 gün sonra. Bilet de uyuyamadın mı? Ben de uyuyamıyorum gari. Ya Fatma. He? Ya benim kafamda tekiler dolaşıyor. Kum gibi tekiler dolaşıyor. Kuyruklar da birbirine değmiyor değil mi? Ya kuyruk meselesi değil bu da. Bu tekiler her biri bir azman. Ayı gibi. Zebra gibi ya. Zebra ne oluyor be? Ya pijamalı mahlukat var ya işte. Neyse, şey diyorum ben şimdi, kurbana caiz olsa kurban bayramından bu tilkilere 7 kişi girer o derece yani. Sen de diyorsun İbrahim, mübarek kurbanda tilki mi kesilmiş? Ya bu cüsseleri şey etmek için şey veriyorum ya. Neyse, benim demek istediğim o değil. Ya biz ne edeceğiz Fatma ya, ne edeceğiz? Of, aman be İbrahim, ne edeceğiz var mı? Hayırlısı'nın çocukları eve edeceğiz. Tencerede pişecek, kapağında yiyeceğiz gari. Ya dükkan işlemiyor, görüyorum, biliyorsun işte. Tekaat maaşı desen, haçlık gibi. Nasıl olacak bunlar, nasıl yapabileceğiz? Olacak, olacak, sen merak etme. Hadi, yat gari sen. Bu kadar rahatsız, sen ne demeye uyuyamadın? Aman be İbrahim, senin kadın işin aklını sır ermez. Ben çeyizi düşüneyim. İyi ama tamam. Ben yarına kadar ben bir çocuk bulamazsam beni kesin masoros bana tıkı verirler. Çeyiz mi? Ne çeyizi be? Ya dedim. Fatih mi? Fatih kim buna? Cezalı arkadaş komutanım. Hasta gibi komutanım. Sanki şey gibi. Ulan taksit taksit anlatma ya. Desene şunu. Kriz geçiriyor gibi bir şey komutanım. Yürü ulan. Komutanım. Ben ilgilenirim ya. Yat ulan sen. Ya komutanım ben giderim ya. Ulan illa emir mi verelim aslanım ya? Yat aşağı. Komutanım, tuhaf bir şey yani. Ulan bir adam gibi uyutmadınız adamı ya.
15 yaşından beri asker ocağındayız. 15 yaşından beri uykumuz bir acayip oldu ya. Böyle peynir tekeri gibi delik deşik arkadaş ya. Adam gibi bir uyuyamayacağız abi ocakta ya. Aç dedim lan sana kapıyı. Aç. Ne ola gece gece ne yapıyorsun? Ne oluyor? Komutanım ben iyi değilim. Neyin var? Taner'le Muharrem gelsin hemen buraya. Araç kademeye de bak, kim varsa hazır etsin aracı. Ben mi rahatsın komutanım? Araç dişi komutanım. Ula ben mi muayene edeceğim seni? Acil götürsün seni diye işte. Komutanım, Allah aşkına beni hastaneye göndermeyin. Saçma saçma laf kavurtlama ula be ha. Hastasın işte, numara mı ediyorsun? Medine fukarası gibi. Gidemem komutanım, hastaneye gidemem. Niye gidemezmişsin ula? He? Numara çekiyorsun he? Ya bak Fatih aldın da, senin sicil zaten kabardı böyle oldu. Ula seni buradan öyle bir sebetlerim ki. Yapmayın komutanım, yapmayın. Göndermeyin beni hastaneye. Kalk ula hastaneye hadi, kalk! Olmaz komutanım, ne olursun. Ula delirtme adamı, gece gece manyaklığını atmasın bak. Benimki de atarsa karışmam ha, kalk! Komutanım! Çıksınlar komutan. Bir dakikalığına çıksınlar. Çıksınlar mı? Çıkınla dışarıda bekleyin. Söyle. Komutanım. Yalvarırım beni hastaneye göndermeyin. Ulan bana bak. Sabahtan beri bozuk kulak gibi dım 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 aynı lafları bana söyleyip sabrımı taşırma benim. Yemin olsun paket yapar öyle gönderirim seni ha. Kalk! Komutanım! Anlamıyor musunuz bu uyuşturucu krizi? Ne? Ne dedin sen? Eğer beni hastaneye gönderirseniz ceza alırım komutanım. Askerliği buzar. Bir ton test yaparlar. Yapmayın komutanım. Gözünüzü seveyim beni göndermeyin. Ula sen uyuştu... Sen ne halt yedin oğlum ya? 13 yaşında ilk tüp gaz çektim. Yapıştırıcı. Ardından ota başladım. Hapın envaisini kullandım komutanım. Anlayacağın hayvanın büyüğünü ben bu yaşa gelene kadar yedim. Şimdi... Ya beni buruşturup çöpe atarsın. Ya da bu beş para etmez psikopata bir şans daha tanırsın komutan. Ne dedin? Ha? Su. Su mu dedin?
Canım sen, sen su mu istiyorsun? Seyfi! Su mu istiyorsun sen? Seyfi! Niye bağırıyorum ki ben? Ha? Ha? Söylesene niye bağırıyorsun, desene bana. Güzelim, canım su istedin sen. Seyfi! Seyfi! Ya başçavuşum, senin gözler kan çana. Git biraz dinlen istersen. Ya 40 yıldır dinleniyorduk, ne oldu? Komutanım, ne yapacaksınız? Vallahi bilmiyorum ki. Millet can atar kaytarayım diye. Bu uşak hastaneden mi korkuyor, ne diye acaba ya? Ya bu numara mı yapıyor yoksa gerçekten... Ya istemedim, çocuk dibe vurmuş durumda. Hani ben şimdi şöyle düşünüyorum. Biz bunun dediğine uyar da eğer bunu hastaneye göndermezsek bunun hakkında iyi mi olur, kötü mü olur? Mevzu bu yani. Neyse, bugün de bir gözleyelim bakalım. Yarın karar veririz. Olur. Osman. Bu uşak sağa sola böyle zula yapmış olabilir. Bir şeyler saklamış olabilir. Ot, mot, hap, cart, curt. Sen o duruma bir vaziyet al ha. Emredersiniz komutanım. Gir. Telefon komutanım. Kim? Tugay, ADTM komutanım. Gece Durali tırmaladı, biraz da Asteğmen tırmalasın. Ben bir saat araziyim. Osman, o çocuğun sakladığı şeyleri bul ha. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Dinle beni. Tam anlamıyla bir bağımlı değilsin. Anladın mı? Bir alışkanlıkla boğuşuyorsun. Yani sorunun psikolojik. O yüzden herkesi terslemeye bırak da bir an evvel buradan kurtulmaya bak. Yoksa gerçekten bağımlı olacaksın. Allah Allah. Yok ya. Keyfin midir? Murat. Murat abi. Abim benim. Senden bir şey isteyebilir miyim ha? Ne istiyorsun? Çok basit bir şey. Bak babacığım, ben sana bir şeyin yerini tarif edeceğim. Sen de hiç kimseye çaktırmadan bana getireceksin. O istediğin şeyi çoktan bulmuşlardır Fatih. O yüzden unut onu. Kendine bir iyilik yap, unut. Çık lan dışarı. Yürü git lan. Çık. Biz ne arıyoruz ya? Vallahi ben de bilmiyorum Emmoğlu. Osman Kanat dedi ki, ne aradığımızı bulunca o bize söyleyecekmiş. O ne demek ya? Ya saçmalama olur ya, biz neye bulacağımızı bilmeden bulduk diye nasıl bileceğiz? Nasıl böyle bir şey diyeceğiz? Çok saçma, mantıksız. Vallahi bu Osman Kanat da bazen garip adam ha ya. Ne alakası var ya? Mahmut. Emredersiniz komutanım. Duydum. Neyi duydunuz komutanım? Ne dediğini duydum.
Ne dedim ki komutanım? Mahmut. Aa, o Osman Kanat gibi anlaşılabilecek şey mi acaba? Ben çünkü Muharrem'e dedim ki, Muharrem dedim, o dedim işe yaramaz. O dedim bir kenara at, o demek duyula 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 oraya kadar Osman Kanat olarak mı acaba? Olmadı değil mi? Mahmut, konuştukça batıyorsun abi. Bence çıkarma kafayı. Çıkaracağım ben şimdi buradan sana kafayı. Su deposunu sen arıyorsun Mahmut. Efendim? Emredersin komutanım. Ben niye arayayım? Su deposunu ben niye arıyorum ya? Ya bilinmiyor mu? Bende klorofobi var. O ne lan? Ya akrobos değil lan. Akrofobi. Yükseklik korkusunu demeye çalışıyor. Ondan var. Ne olmuş? Yok mu? Var. Ben niye arıyorum ya? Başkası arasın ya. Saydım. Saydım. Sen çıksan oraya be. Sen çok güzel çıkıyorsun ha. Ya Mahmut bir işine git ya. Korkma. Ben çıkarım seninle. Çocuk iyi. Aferin Hamza be. Vallahi bak. Şşş. Yine verenler. Biraz örnek, biraz feyiz ya. Be. Ben adamı gözünden şey yaparım. Sen iyi çocuksun Hamza. Aferin. Ne yapacağız? Demek ki birlikte çıkacağız. Hayırdır Aslı'yım benim? Keyiflisin, iyi haber herhalde. Süper, müthiş başçavuşum ya. Nerede ya? Merak ettim. Ya Timur'un filleri durumu işte başçavuşum ya. Timur'un filleri mi? Hı. O ne ya? Karakola psikolog geliyor başçavuşum. Psikolog? Hı. Sonunda hangimiz daha deliyiz öğreneceğiz işte. Psikolog he? Yukarı buyuraydın ağam. Gözünü seveyim buyur. Girmeyeceğiz dedik ya ya. Mursal ağam yukarıdadır ağam. Ben hemen... O vakit Mursal insin aşağı. Kapıda sorgulayıp durma beni. Sabahlar İhsan'cığım, hoş gelmişsin. Nasıl bakayım, iyi misin ya? Hayır mı komşum? Hayır, hayır. Ya bizde şer işi olur mu Allah'ını seversen ya? Hayır, böyle sabah sabah telefon edip muhakkak gel deyince. Ya sen şimdi korku verdin değil mi? Ya korkma, korkma. Ya seni beklemekten yoruluverdim burada. Bir çay içiverelim ha? İyi hadi. Hadi gel. Oğlum, bize iki tane çay getir. Hadi bakayım, çabuk. Sıcak olsun bak ha. Otur bakalım. Hayırdır komşum, bu kadar mühim şey nedir? Seni böyle dükkandan çıkarıp kahveye getirdiğine göre bayağı önemli olmalı. Ya dur, dalga geçme Allah'ını seversen İhsan kardeşim ya. Şimdi zaten dertsiz başımız dertte. Şimdi benim demek istediğim şu. Eyvallah, sağ ol. Şimdi benim demek istediğim şu. Şimdi bilirsin, bizim hanım biraz tez canlıdır. Hötü zödü sever azıcık. Şimdi senin kız Zeliha'la bunlar dolma yapıverirlerken... Dolma. Ama iyi yaparlar Allah için. Ya dur Allah'ını seversen ya. Tamam, iyi yaparlardı. Şimdi onlar dolma yapıverirlerken... Bilirsin, bizim hanım antika. Şey diyivermiş Zeliha'ya. Ya sen ne durup dur?
biz gelip seni isteye vereceğiz demiş. Bak şimdi. Ya bu söylenecek lamba arkadaş ya. Bu söylenecek lamba. Fatma'nın işleri işte bu. Yok yahu. Yok ya. Onu Fatma Hanım dememiş ki. Benim kız demiş arkadaş. Yok ya. Geldi bana. Tafsilatla anlattı Zeliha. Benim kız azıcık efedir bilirsin. Hiç korkusu yoktu. Ya yok ya. Onu Fatma şeydi vermiştir sen. Zeliha demiş. Sen ne söyleyecektin bana? Ya biz kahve içi veresek ha? Kahve içi verelim. Kahve? Bu çay şey dinlemedi beni. Oğlum bize kahve içi yapsana. Serbülent de kendini azıcık sıkacak kızım. Bak bu dükkan işi oldu, oldu. Orada barınsın gari. Yok olmadı, kıyamayacağım diye düşünmeyeceğim ha. İşe koşacağım ben onu, işe koşacağım. Tabii çalışması lazım sonuçta. Değil mi? Adam evlendi mi Zeliha'm? Boynuna yular geçivir gari. Ama sen sakın heveslenmeyesin ha. Yok teyzem ne hevesi? Burada iş mi var zaten? Hem o kadar okuyanlar bile boşta baksana. Ayağını yorgana görüz açacaksın Zeliha'm. Gerisine de ya Rabbi şükür diyeceksin. Tamam teyzem. Aman kızım. Teyzem demen pek güzel de. İnşallah yakında bana ana diyeceksin değil mi? Tatlı dili Zeliha'm. Ana demek sana pek yakışır kızım. Pek yakışır. Hadi gari ben buradan dükkanı uğrayacaksın şimdi. Sen doğru çarşıya mı? Birlikte gitmiyor muyduk? Kızım. Dükkana zırt pırt gelmen, Serbülent'le karşılaşma pek caiz değil. Artık içtileşti değil mi? Hadi sana uğurlar olsun ya. Hadi, hadi gari. Görüşürüz sonra kızım. Hadi bakayım. Hayırdır? Sıtkı baba, bir kusur mu işledik? Ursal, sen tefeciden para mı aldın? Vaziyet bildiğin gibi değil Sıtkı baba. Aldın mı, almadın mı? Ha bunu kim söyledi Allah aşkına? Aldın mı, almadın mı be adam? Neden sualime cevap vermiyorsun? La aldık biraz. Berat'la ben bir ticaret meselesi için aldık. Sen ne yaptın Ursal? Ne yaptın? Ya beni iki satır dine. Gözünü seveyim baba. Bunun mazereti olmaz. Ne diyeceksin? Ne anlatacaksın? Ha? Şunların kursağına haram para mı sokacaksın Ursal? Onu işiteceğime öleydim ben. Ya öleydim. Sıtkı baba, bak Sıtkı baba. Demek mezhebin bu kadar genişledi ha? Ya Sıtkı baba. Şimdi bizim durum biraz kısıtlı. Şimdi ya biz Osman'a gidip geliverdik. Orada bir nişan yapıverdik Osman'a. Bir masraf, bir masraf. Bir arkadan geliverdik şu dükkan işte çıkıverince. Ya İbrahim Bey, seni sık boğaz eden yok ki canım. Senden başlık parası isteyecek değiliz ya. Ya nasıl münasip, öyle yaparız işte. Ya iyi güzel diyorsun da bizim hatun durmaz ki. Ben bilmez miyim malımı? Bugün değilse yarın gelip mecburen sizin evden kızı isteyeceğiz. Bu Allah'ın emri. Ben şey diye veriyorum. Sen birazcık böyle bir nazlanıversen. Hani kestirip atmak tarzında değil de... ...hani biraz daha böyle ileri tarihe doğru şey diye versen. Ya ayıptır İbrahim Bey. Yani biz kızımızı zorla mı veriyoruz arkadaş? Yani arada şu komşuluk olmasa... Gençlerin birbirine alakası olmasa... Ya dur sen yanlış anladın ya. İnsancım o değil. Ya bir Zeliha'dan iyisini bulacağız değil mi?
Ben şey diyorum, vadiyi biraz uzatıversen diyorum. Ama şey, ya düğün tarihini biraz daha böyle ileri doğru atıversen diyorum. Ya o şimdiki gençler bir tuhaf be insancım be. Ya dur bakalım, hemen hop diye hop diye veriyorlar. Ya dur bakalım. Ya bunlar Mart ayındaki kediler gibi kızan oluvermişler ya. Lan, lan sen benim kızım hakkında nasıl böyle konuşursun? Dur dur, sen yanlış anladın mübarek. Sabahtan beri dişimi sıkıp duruyorum şurada. Gelme lan. Ne, nereye? Gelme. Gelsen de sana verecek kız yok bende. Senet mi lan bu? Vadesini uzun yaz diyorsun. Terbiyesiz adam. Dur sen yanlış anladın mı? Gelme lan. Gelme. Kapımdan bakma bak, gelme. Terbiyesiz herif seni. Gelme lan. Sakin ol. Gelme. Ana abi sakin ol. Kapıma bakma bak, gelme. Hayda. Şimdi ne edeceğiz be? Oh. Başın dönüyor mu? Yavrum ne dönecek benim başım? Hadi şu su deposuna bak. Yalnız var ya... manzara burada muhteşem. Sen buna manzara mı diyorsun Hamza Kemalmaz Balıkesir? Ama öyle. Biz ne manzaralar gördük oğlum. Ya hadi bir kırtık ürperdim, git şu depoya bak da gidelim hadi ya. Osman Kanat'la aran iyi galiba. Bakıyorsun sen. Anda tan şurası ha. Cemil Uzman şehit düştü orada. Çatışma vardı. Rahmetli Sarı Hocam da vardı tabii. Sabahından namlar ateş gibiydi ha. Karakolu mu bastılar? He, bastılar. Kalabalık bir gruptu. Başlarında küpeli vardı. O da geberdi gitti zaten sonra. Sen ne diyordun demin ya? Osman Kanat'la diyorum. Aranız iyi galiba. Hürmet eder, sever bizi. Tabii tabii. Ya hadi kız şu depoya bak ya. Bakıyoruz be. Hiç özel hayatımız kalmadı vallahi billahi. Ethem biraz sessiz olur musun? Ayrıca sen çayını falan içtin. Benim de işim var, görüyorsun. İşin ne işin var? Çocuk doğum mu yapıyor? Dikiş atılıyor koluna, ne işin var? Ethem, doktor bey burada, görmüyor musun? Çocuğunda hiçbir şey yok, gayet sağlıklı görünüyor. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Hı? Bir dakika. Ay tamam, hah, söyle hadi dinliyorum, ne? Yani gerçi sana layık değil ama... Anne anne, kolum acıyor. Sana layık değil ama ben yine de hani hem kendi duygularımı anlatma açısından... ...hem bir durumun ciddiyeti açısından bunu hani söylemek... Tamam hadi ama hadi. Ya tamam işte bu münasebetle biz de... Acıyor kolum, kolum acıyor. Tamam tamam, iki dikiş daha sonra tamam. Ulan madem totteşini yemiyor, ne diye oraya uzanmış oradan oradan... ...böyle bağırıyorsun orada şey yapıyorsun ha? Ya Ethem diyorum, Ethem. Ethem niye bağırıyorsun? Tam diktatörsün Allah'ıma kitabıma senden ha. Yemin ederim aşığım abi, ne yapayım aşığım ya Allah Allah.
Ya celladım aşık olsam daha iyi yani ya. Ay iyi tamam, dinliyorum, oturdum, seni dinliyorum. Ama artık sen de çabucak söyle şunu, içim şişti. Of. Ey. Al ulan, al. Ya? Ethem bu çok güzel, çok zarif. Teşekkür ederim. Sen de güzelsin çünkü. Onu niye attın? Hayatım demem, olur mu? Çok güzel. Bunu tak yeter. Hadi geçmiş olsun bakalım. Geçmiş olsun. Bu yüzük. Ayrıca da hani bizim ikimizin sonuçta bir ilişkin sembolü, anladın mı? Benim sana olan... Tamam. Anladım. Ben bu yüzüğü hiç çıkarmayacağım Ethem. Merak etme. Tabii sen saçmalamadığın sürece. Aslında benim sana demek istediğim şöyle bir şey. Seba Hanım acil doğum haber verdiler. Tamam, hemen geliyorum. Tam gitmem lazım. Tamam, bir şey söyle. Sen sabahtan da neye bağırıyorsun oğlum? He? Ne bağırıyorsun sabahtan beri sen? Bisikletten düştüm. Bisikletten düştüm. Tot dişini yemiyorsa oğlum o bisiklete binmeyeceksin demek ki, değil mi? He? İnşallah senin benim gibi büyük ol, başına böyle şeyler gelsin, tamam mı? İstedi Seyfi su. Az önce de ben neredeyim diye sordu. Biz bu işi başaracağız Seyfi. Ağa kızı bu işi başaracak. Oğlum git bir şişe viski al gel. Hadi en güzelinden olsun, en iyisinden. Ha? Bugün içilecek. Bugün o gündür. Tamam oğlum. Hadi. Var mı bir şey? Abi biraz nakitlik bulmamız lazım abi. Ya oğlum git istasyondan al işte. Abi istasyonda koşuşturmuyorlar ki abi. Dakika başı oradalar. Kim, onlar mı? He, hem Miro'nun adamı hem de Mihri'nin adamı abi. Abi çok baskı var abi, bildiğin gibi değil. Yarın sabah istasyona gideriz. Hem birikmiş işler var mı ona bakarız. Hem de istasyondayız, görevimizin başındayız hesabı, anladın? Abi çok iyi olur, petrole gitmemiz lazım abi. Bana bak, Necla'nın hayatta olduğunu, nerede olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Anladın? Bize ne yaparlarsa yapsınlar, bu hiç önemli değil. Ama Necla'nın hayatta olduğunu bilmeyecekler. Para, pul, istasyon, hiçbir şey önemli değil. Eğer bulurlarsa, öğrenirlerse hayatta olduğunu, bir saniye yaşatmazlar. He? Necla'yı bulsalar ne yapacaklar ki abi? Oğlum, bir saniye bile yaşatmazlar. Bunlar yanlarında kahraman istemezler. Dişli adam hiç istemezler. Anladın? Anladım abi. Hadi. De haydi Miro, içeri gidelim ha. Etmedi mi daha? Ya senin dağlarda ateşler yakmaktan anladığın budur Heval. He? Yani konfor bu kadar mı içimize işlemiş bizim ha? Yok, sadece hava soğuktur. Senin muhabbetin daha da soğuktur. Bunların hepsi bir fırsat Heval. Ne fırsatı? Öz eleştiri fırsatı. Ben öz eleştiriye içeride devam etmeyi tercih ederim ha. Bugün uzmanla karşılaştık ha. Ne? Çok şeker adam. Çok güzel muhabbet ettik ha. Sen bu adama ne diye taktın anlamayayım. Delirdin sen bro. Ama bu sorumsuzluk. Kulak kesen adam, kulağından bir parça alan adamı merak eder, öyle değil. Çok kişisel, çok saçma ve tehlikeli bir şey bu. Neden kafana göre yapıyorsun bunları? Ya merak etme, merak etme. Açık etmedim. Sadece... Gündüz esnaf, gece terörist konseptini daha yakından göstereyim dedim. Anladın mı? Saçma.
Çok saçma bir şey bu. Aslında nişanlısının bir çayını içecektik ama avukat hanım çok yoğunmuş. Ben de tabii uzmanın bu cesine karşılık hani derler ya, biz de eşek değiliz herhalde ha. Ne yaptın? He? Ya gel hele, gel içeri geçek. Miri komutan çay içek. Gel hele. Vee. Anlayacağın işlerimin yoğunluğundan çok fazla kitap okuyamadım ben. Eceabat'ta gemi atölyesinde çalışıyorum ben. Bu büyük dizel motorların falan bakımını yapıyorum. Çok ilginçmiş. Öyledir. Yalnız sen de bayağı bir şey biliyorsun ha. Helal olsun. Yok canım. Yok yok öyle. Ben ilk gördüğümde nasılını verdim. Peki bu Obama'nın başkanlık işine ne diyorsun moruk? Bu adamlar 30 sene öncesine kadar aynı otobüse binmiyordu ya. Ha? Hatta bir film vardı, neydi? Zenci bir herif oynuyordu. Şey... Ha. Koç! Komutan haber ver! Ben buradayım, koç! Horoz! Top çekmişat hazır ol! Ağut! 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 Murat oldu. Karşısında patlama oldu komutanım. Ateş edildi mi? Hayır komutanım, sadece patlama oldu. Nöbetçi miydin ula sen? Evet komutanım. İyi, geç yerine. Gözünü dört aç. Emredersiniz komutanım. Osman! Uzak kontrol yapın. Sakın yaklaşmayın. İrtibatta kalın. Emredersiniz komutanım. Poyraz! Allah kahretsin ya. Bu da hiçbir şey Murat. Bu mantar tabancası. Biz burada ne cehennemler gördük. Ulan bir gece de rahat uyuyalım da ya, bir gece. Ben mevzileri dolaşacağım başlamış. Sen Osman'la irtibatta kal. Anlaşıldı aslanım. Muhammed, gel benimle. Trenin romatizmaları var tabii. Her yere siz gidin. Yaşlılık fena iş ya. Anasını satayım. Herkes yerine ula! Beyler! El bombası atmışlar komutanım. Taarruz tipi. Pimi çekip bırakmış adam. Tuzak bu tuzak. Peşinden gitsek ya. Beyler. Çeneler değil. Gözler. Etrafı kollayın. Böyle ya. Allahsızlar. Poyraz ne yaptınız? Poyraz, durum nedir? Poyraz, beni duyuyor musun?
Çek de bakarak oğlum. Poyraz, duyuyor musun beni? Cevap ver. Siz kimsiniz? Allah Allah. İsmini söyleyin bana. Kim ola o? Kulaksız diyor komutan. Ver bana. Dinliyorum ulan. Senin uzman beğendi mi benim hediyeyi? Ne demişler? Çam sakızı çoban armağanı ha. Uç, Hakan Aslan'a haber ver. Poyraz hemen geri dönsün, uç. Ne hediyesi ulan? Agresif olma komutan, dinle, dinle. S**t lan! Ne hediyesi ulan, konuşsana! Konuş diyorum ulan sana! Mahmut. Mahmut, ne yapmışlar emmi oğlum? Allah belalarını versin. Komutanım. Aynen söyle. Anladın mı? Ula rezil. Ula şerefsiz katil. Ula köpek soyu. Oradan af kurması kolay. Buraya gel ulan. Ben seni gene ararım komutan. Bu uydu telefonda. Büyük rahatlık canım. Deyus'un hediyesi. Bunlar ne Osman? Dikkaya telsiz rölesinde şehit verdiğimiz askerlerin kayıp uzuvları komutanım. Toprağa veremediklerimiz. İyi akşamlar. Amcam içersene. Geç şöyle oturalım. Gel. Bohçacı'yla yalakası da geldi. Ulan bela var ya, yemin ediyorum sana amca oğlu diyeceğim ama buradaki eşeği diyelim daha iyi ya. Vallahi billahi. Hey hayrola, ne oldu? Bir mesele var amca ya. Muzaffer Bey de çok rahatsız olmuş. E dedim hadi madem öyle atlayıp gidelim amca mı? Derdimiz neyse anlatırız ona. Ne meselesi? Mesele Nihan amca. Ya bu? Ya çocukça işler yapıyor ya.
Olacak iş değil ya. La mesele nedir dedim Berat? Muzaffer Bey gitmiş karşı dava açmış ya. Dava mı? Benden para alıp üstüne yatmak isteyen bir herif. Zaman kazanmak için bana dava açmış. Ahlaksız. Yani Nihan Hanım'ın bu tür işlere alet olmasına çok yadırgadım. Ya sinek de küçüktür ama mide bulandırır anca. Ben ne diyeceğim şimdi Muzaffer Bey? La belki eski bir davadır. Ne bileyim belki. Ya bir hafta önceki mevzu be amca. Ne eski davası ya? İsnat edilen suçları görsen. Ya ben bu adamla aynı masada nasıl yedim içtim dersin vallahi. O kadar yani. Ayıp, çok ayıp. Ya amca gözünü seveyim şunu. Bir şey söyle ya. Şu aklını başına bir alsın ya. Bu nedir ya? Kardeşim, avukatla konuşacak insan sabah kalkar bürosuna gider, car 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 niyeti meramı neyse konuşur değil mi? Gecenin bu saatinde gelip ricacı olmak ne demek ya, he? Yani babasına da aşk olsun da gecenin bu saatinde bunları almışsın karşına konuşuyorsun ya. La bir de seninle uğraşmayak. Berat Bey, benim bacım senden 100 kat daha delikanlıdır anladın mı? 100 katı daha erkektir. Öyle sen geldin burada 2 dakika konuştun diye o davasını geri çekmez anladın mı? Sulh yolunu bulmak lazım Ethem. Ya bana dese ki... Yani Nihan Hanım, Muzaffer abi, durun böyle böyle böyle. Ben onun avukatlık masraflarını fazlasıyla karşılarım. Yani hiç sorun değil. Ulan tırt, sana niye abedesin oğlum? Abesi benim, sana niye abedesin? Şşş, terbiyesiz. Tepemi tasını attırma benim ha. Tamam ya, kesin. Hadi abicim, hadi ikileyin. Babamın da dinlenmesi lazım, anladın mı? Lan sen çocuk oyuncağı mı zannediyorsun oğlum bu işlerle, he? Kardeşim yarın sabah gidersin yazıhaneye. Derdin meramın neyse anlatırsın anladın mı? Burada katakolü çevirmeyin hadi. Neyse amca. Sonra görüşürüz olur mu? Hadi. Hadi naş abi. Naş naş. Aynen. I want to see you and set rush değil mi? Sen de gecenin bu saatini yani uyandırma tamam mı babacığım? Git git sen birkaç gün ya. Hatta kızı da al öyle git. Beraber gidin. Komutanım. Ben her tehditte tatile çıksaydım. Oho. Osman. Vallahi bak bu sefer ben de Dürali Başçavuş'a katılıyorum. Birkaç gün yok ol ortadan. Alın yanımda kaybol. Komutanım ya. Ula bir de büyük sözü dinle ya. Ne burnu dik adam oldun sen ya. Allah Allah. Tamam komutanım tamam. Komutan ne yaptı ki onları? Neyi abi? Ya bu şehit çocukların... Anla işte be çavuşum. Belki de buzdolabına koymuşlardır. Ya biz konuşma Muharrem ya. Ya adasını aldı. Hani pisliğinden de bir yere konacak niyetinde bu yani. Nasıl iş lan bu? Buzdolabından çıkartıp ailelerine mi göndereceğiz şimdi? Abi şu sohbeti kapatsak artık ha. Torun. Benden sana tavsiye. Çok fazla tez canlı olma. Bak. Bir sarı hoca vardı diyoruz değil mi? Bir sarı hoca vardı. Tez canlı bir sarı hoca var demiyoruz. Anladın? Nasıl yani anlamadım.
Duracağın yeri bil diyor yani. Kafayı habire çıkartıp durma diyor. Nasılsınız Aslı Emen'im? Sağ olun komutanım. Başçavuşum, yorgun gördüm sizi. Vallahi uğraşırız. Sağ ol komutanım. Psikolog Pelin Hanım'la tanıştırayım sizi. Memnun oldum efendim, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Üniversiteyle yapılan protokol çerçevesinde bir saha araştırması yapacak Pelin Hanım. Seçilen personel üzerinde psikolojik testler vesaire. Umarım faydalı oluruz efendim. Yalnız olabildiğince hızlı organize edebilirsek Aslı Emen'im. Emredersiniz komutanım. Yürü lan! Diğer birlikler de programda çünkü. Cep telefonuyla konuşmadığı zamanlarda işkence mi yapıyor? Hayır tabii komutanım. Buyurun, buyurun. İhtiyacım var lan. Kim benim mi? Komutanım. Şu anda bir gram olsaydı çok iyi olurdu değil mi? Uçardığın havalarda. Ha? Komutanım. 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 Sen hocayı tanıdın mı lan? Ha? Şehit oldu. Sen dün diskoda eşekler gibi anılırken ben yukarıda şehit olmuş askerlerin kesik kulaklarını topladım. Anladın mı lan? Çek dışarı! Şimdi değil. Tüfekle ateş ettin. Dosyan komutanın önünde. Ya buradan bir dosya numarası olarak defolup gidersin, ya da bu aslanlar takımının bir üyesi olursun. Ya kardeş olursun, ya hiç olursun. Anladın mı lan? Gel lan be! Gel lan! Bu mu lan? Ha? Bütün pantolonu yüzer lan? Senin delikanlının bu mu lan? Komutanım yapma! Komutanım yapma! Yapma komutanım! Komutanım yapma! 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 Yapma komutanım yapma! Kalk lan ayağa! Şimdi git giyin. Tüfeğini al. Boş olarak. Sırt çantan. Hücum yeleğin. Mayın direktörü. Tam teçhizat karakolun etrafında elli tur. Yedekten sonra dizlerin çökene kadar. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Ay bu ne be?
boş bulundum galiba. Aslıyım benim, ha bu karı ne kadar tırsık ya. Bak bak bak, sanki geldi Afrika'ya. Nasıl bakıyor etrafa? Ya sus baş çavuş, duyacak şimdi ya. Gereksiz bir riske giriyorsun Miro. Yok yok, iyidir Heval, iyidir. Sen hiç tavşan avına çıktın mı Mihri komutan? Yok, benim daha ciddi avlarım oldu. Tavşanı önce ürküteceksin ha. Onu ürküttün mü böyle sapık supuk koşmaya başlar. İşte o zaman böyle pom diye indirirsin. Ben tavşanı ürküttüm, o şimdi kaçmaya başladı. Ben ilçeye gideyim Heval, tavşan avına. Ya bu tavşan milleti de genellikle dişisinin civarında dolanıyor. Ne güzel, ne güzel. Benim ayaklarım üşüdü ya. Soğuktandır değil mi? Adımla biraz. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Zaten seni çelikten mi yaptılar, betondan mı anlamadım ki. Ağacın birine kulak mı astınız lan? Yağma yok. Hamza nereye? Hamza dur!